Merhaba, ben Zeynep. Ben Ahmet Fatih. Biz bu kanalımızda gezi, günlük hayatımız ve bu videoları yaparken kullandığımız teknolojik aletler hakkında kendimizce deneyimlerimizden bahsediyoruz. Bu ekipmanlardan birisi de DJI Mavic Mini Drone. DJI Mavic Mini'lerde ileri ve geride sensör olmadığı için dar alanlarda kullanmak çok zor oluyor. Çünkü önünde bir engel çıktığı zaman algılamıyor. Biz de hem bunu deneyimlemek hem de dar alanda kullanım biraz daha hani pratikleştirmek için bir deneyim yaptık. Ama drone'umuzu çarptık. Şimdi o görüntüleri izleyeceğiz. Ondan sonra drone'umuza herhangi bir şey olmuş mu olmamış mı, hasar ne kadar, onlarla ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdi izleyelim. Görüntülerde izlediniz. Dar alandan bir hayli geçtik ama en son biraz herhalde S modundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan dolayı çok hızlı gittik. Bir de ben geride olduğum için hani biraz daha drone'a yakın olsam biraz da hemen geri alabilirdim ama biraz geride kaldığımdan dolayı anında müdahale edemedim. Bundan dolayı çarptık. Biraz da fazla cesaretliydim bence. Ama baya yapmıştım o zamana evet, kadar yani aralardan. Aynen, ilk şimdi biraz daha elim gelişti yani biraz daha pratikleştik ama ben gerçekten çok panik oldum. Ya sonuçta bende panik olacak bir durum yok. Drone düştüyse düştü. Yani bir şekilde eğer tamir imkanı varsa tamir edilirdi zaten yapılacak bir şeyler olsa ama çok şükür herhangi bir hiçbir hasar olmadı. Evet. Kaldırdık, kullanmaya devam ettik. Tabii o gün kullanmadık ama herhangi bir hasar var mı diye gelip kontrol ettik. Ondan sonra da bir önceki videomuzu çektik zaten. Bundan önceki Lirbaton videomuz. Tamamen drone'u çarptıktan sonraki görüntüler hepsi. Evet, Lirbaton.com antik kenti videomuzu da yukarıya koyalım. Hı-hı. Oradan izleyebilirsiniz. Bir önceki videomuz o videomuz. Yani düştükten sonra tekrar gidip çektik. Çekim konusunda veya fiziksel olarak bir sıkıntısı olmadı. DJI Mavic Mini bu anlamda hani diğer markalara göre daha fazla para ödüyorsunuz ama bence sağlamlık konusunda gerçekten iyi. Çünkü biz de yavaş bir modda çarpmadık değil mi? Spor modu da yanlış değilsem zaten 3 tane mod var. C modu, P modu, S modu. Ben orada biraz herhalde ya P ya S'ydi yanlış değilsem ama. Çarpma anında ben biraz panikledim açıkçası. Ama Ahmet Fatih çok rahat geliyordu. Siz de görüntülerden izlemişsinizdir. Yani ben bir an bana gelip çarpacağını zannettim. O yüzden böyle kaldım ama duvara çarptı. Biz drone'umuzu aslında drone doktorundan aldık. Antalya'da drone doktorundan aldık. Bize orada eğitim vermişlerdi ve bir drone kullanımı hakkında dikkat edilmesi gerekenler videomuz var. Orada evet. Da aslında spor modunda dar alanda kullanmayın ve koruyucu pervane kullanın evet, demişlerdi. Kullanın demişlerdi. Pervane koruyucusu. Evet. Şimdi yakın çekimden gösterelim de. Tamam. Şimdi drone'umuzu çarptığımızda sadece şurası, bu köşesi çarpmıştı. Zaten dikkat ederseniz böyle gidiyordu drone. Sol köşesi çarptı. Burada hafif bir açma vardı ama şöyle kapatınca zaten kapandı. Küçük bir şurada hafifçe bir şey var görebilirseniz. Evet şurası. İşaretleriz orayı. Bir de şu pervanede biraz böyle tırtıklı şöyle. Evet, orada biraz şey var. Başka da hani pervanelerde ufak tefek şeyler olsa da bu zaten normal zamanda da yere indirirken de olabiliyor bunlar. Evet, şöyle. Hani pervaneye bile bir şey olmadı. Diğer pervanelerimiz duruyor. Hani dağımızda herhangi bir hasar yok. Tamamen sağlam. Her yönüyle. Hiçbir şey yapmadık. Yani herhangi bir yerini alıp tamir ettirmedik. Daha diğer pervanelerini bile kullanmadık henüz. Şu an bu pervaneler sapasağlam duruyor. Zaten yedek pervaneler olduğu için bunlara bir şey olsa da pervaneleri değiştirebiliyorsunuz. Evet, yedek pervaneyi kullanmaya bile gerek kalmadı. 16 tane pervane var daha, yanlış değilse. Evet, combo paketi aldığımız için. Şimdi DJI Mavic Mini'de sensör, yani tek sensör, sadece alt tarafta bir sensör olduğu için bu inişlerde hani bir engelle karşılaştığında sadece tepki verebiliyor. Ama ileri geri ve yanlarda sensör olmadığı için yani daha dikkatli kullanılması gereken bir drone. Ama hani bizim işimizi görüyor, memnunuz. İleride daha detaylı bilgiler de bununla ilgili verebiliriz. Evet, memnuniyetimiz hakkında. Hı hı. Yani biz aslında DJI Mavic Air 2 almak istemiştik. Ama fiyatlar da çok yüksek. Biraz da doların yüksek olması sebebiyle. Aynen. Hem de içerik ürettiğimiz için mesela telefona da ihtiyacımız vardı. İyi bir telefona da ihtiyacımız vardı. Telefon olarak da Oppo Reno 4 Pro aldık. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Yine yukarıya kartlara koyalım. Hani ikisini birlikte almak bizim için bütçeyi bayağı bir zorluyordu. Evet, bütçeyi bayağı bir zorlayacaktı. Mavic, yani özellikle ben biraz tereddütte kalmıştım ama genel anlamda aslında memnunuz, değil mi? Yani açık alanda kullanacağımız için dronları genelde zaten kapalı alanda dronları hani engelli bölümlerde drone ağaçların içinde bir yerlerde drone kullanmak hani diğer dronlar da olsa çok zordur, kullanamazsınız yani. Yani bizim de açık alanda drone çekimlerimiz de açık alanda olacağı için Mavic Mini gayet bizim işimizi görüyor. Şu anda memnunuz. Evet, videolardan da genel olarak izleyip bakabilirsiniz çekimlerine. DJI Mavic Mini ile ilgili daha sonra yine bir video çekmeyi düşünüyoruz. Hani memnuniyetimizle ilgili, kullanımıyla ilgili. Şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de düşünceleriniz ve kendi deneyimlerinizi yorumlara alabiliriz. Bize destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız, videomuza yorum yaparsanız çok seviniriz. DJI ile ilgili herhangi bir sıkıntısı, daha çok Mini ile ilgili herhangi bir problem yaşayanlar olursa da aşağıya yoruma yazsınlar. Buradan hep beraber sorunları, yaşadığımız sorunları çözmek için birbirimizle iletişim kurabiliriz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.